ben hakeme acil şifalar diliyorum. Bir kere onu söyleyeyim. Evet Deniz ya, bugün bitmene. Yazında da öyle yazmışsın. Çünkü bu normal bir durum olamaz. Yani bu hakemlik, kötü hakemlik falan değil. Burada ya fiziksel, ya psikolojik, ya gözlerinde bir problem var, ya psikolojik bir sorunu var, psikiyatrik bir sorunu olabilir. Olabilir yani, insanoğlunun başına her şey gelebilir. İnsan, hepimiz depresyona girebiliriz. Nasıl girebilir, psikiyatrik sorunu olabilir? Özer'e niye... Ne olmuş olabilir yani bu kadar? Ben de onu soruyorum. Çünkü Özer'e bana böyle yaparsan falan diye böyle tiyatro yaptı ya, Fırat Aydın Usta'nın esinlerdi herhalde. Ben de sana sarı kart gösteririm falan diye böyle yani bütün dünyaya tiyatro yapıyor. Şimdi Fırat Aydın Usta tarzı bu. Nasıl bir tarzsa. Hani hakemlik yapacağına tiyatroculuk yapıyor. Tamam, anladık. Duyduk hepimiz. Ama duymamız senin işine gelmiyor. Çünkü sen onu söylediğin anda Özer ellerini arkaya bağlıyor ve sen şırrak diye sarı kart çıkarıyorsun. O zaman o şovu niye yaptın? Şimdi bunu yapan adama ben normal bir insan muamelesi yaparsam eğer bitiririm. O yüzden de diyorum ki herhalde psikiyatrik bir sorunu var. Ya da gözleri görmüyor ya da başka bir şey var. O yüzden hani ne denir ona hukukta? Suça yetkin olmama haline? Cezai ehliyeti yok. Cezai ehliyeti yok herhalde. O yüzden de yani MHK'nın istifa etmeden evvel bu hakemi bir muayeneye yollayıp sağlık raporunu alıp ondan sonra bize açıklaması lazım. Sağlığı yerindedir diye o zaman da biz ona göre bir eleştiri yapalım. Çünkü bu olup biten normal değil. Şimdi bak, her şeyi bir kenara bıraktım. Özer'e gösterdiği ilk sarı kart, ya kararın yanlış olduğunu falan geçtim. Adamın burasına çarpıyor. Zaten koluna çarpsa da el olmaz o mesafeden. Hızla bir stop geliyor. Orada yaptığı o tiyatro zaten hakemin doğru bir durumda olmadığını gösteriyor. Eğer doğru, sağlıklıysa, yani ben Allah acil şifalar versin falan diyorum hani, sağlıklıysa, eğer bunlar doğru değilse, o zaman oho yanmışız yani. Tabii tabii. O yüzden diyorum bir sağlık muayenesine gidip almalı ki, çünkü mesela bir suç işledin ya da şüpheleniliyor senden, ne yapıyorlar? Alıyorlar seni polis, emniyet. Bir sağlık muayenesine yolluyor. Değil mi? Bir problem var mı? Bir de ondan sonra bir problem çıkar mı diye. Tabii onun da başka şeyleri de var. Ondan sonra işlem devam ediyor. Burada da bunu yapmak lazım diyorum.